Arkadaşlar merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Zuba'da o çok beklediğiniz, her attığım videonun altına abi çek artık, Allah'ın belası şunu çek, sen de kurtul, ben de kurtul dediğiniz videoyu çekiyorum. Yani Lui nasıl oynanır videosunu çekiyorum dostlar. Birazdan savaş alanına geçtikten sonra Lui'nin her taktiğini RNG'siyle A'dan Z'ye sizlere elimden gelince göstermeye çalışacağım. Bu arada size dediğim gibi yakında çok büyük bir sandık açılımı geliyor dostlar. Onun için de kanalıma abone olup zil bildirimlerini açaraktan çektiğim videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. İlk önce Lui'nin şöyle bir özelliklerini kısa bir şekilde bilmeyenler veyahut da Lui'yi hiç oynamamışlar için şöyle göstermek istiyorum. Bunun pasifi sıçanlar arkadaşlar. İşte yanında 3 tane fare gezdiriyor. Bu fareleri yönlendirebiliyor. Ne bileyim tuzakları bozmada kullanıyor. Kendisine siper ediyor vesaire vesaire. Bu da diş ve pençe, işte bu farelerin menzili, ne bileyim verdiği hasarını falan gösteriyor. Benim Lui 12 seviye. 12 seviyede bile gerçekten 16'ları diz çöktürecek kadar güçlü bir karakter bu Lui. Neyse şimdi fazla uzatmayalım. Dediğim gibi ana menüde konuşmayı fazla istemiyorum. Siz de zaten beklemeyi çok sevmiyorsunuzdur. Şimdi şöyle ilk savaşımıza geçelim. Tekli standart 35'lik modda. Ben savaşa geçerken siz de kanalıma abone olup zil bildirimleri açıp bir de videoya like ataraktan beni desteklemiş olursunuz. Ben de bu tarz videoların devamını çekmiş getirmiş olurum. O zaman herkese iyi seyirler. Evet dostlar, ilk savaşımız başladı. Şöyle bir müzeye gidelim. Bir kendimizi böyle bir garanti alalım. Bir koruma kesip sağlıklarımızı alalım. Sonra A'dan Z'ye sıfırdan 100'e her şeyi anlatacağım Lui ve tek başınıza kimseye eyvallah demeden, minnet etmeden 1600'lere 1800'lere kadar kasacaksınız eğer bu dediklerimi yaparsanız. Şöyle altın muameli başlamamız harika oldu. Dediğim gibi şunları kesin sonra anlatacağım abi. Biraz hızlı hızlı anlatacağım çünkü gerçekten Lui oynamak istiyorsanız öyle boş beleş oynamamalısınız ki ana menüde dediğim gibi 15'lerin 16'ların içinden geçebilirsiniz arkadaşlar. Tamam, güzel abi, sıkıntımız yok şu an, sağlık sıkıntımız yok. Güzel ekipmanlarla başladık. Ben şuradayken söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar tekrardan 6. izim. Ana menüde bunu da demiştim sanırsam. 15'lerin 16'ların kabusu olmak için çok iyi dinleyin, can kulağınızı dinleyin. Mesela hadi ilk kurallarla başlayalım. Şimdi ne demiştik, pasifimiz sıçanlar. Yanımızda gördüğünüz 3 tane farece sıçan deniyor. Bunları adam görmediğiniz takdirde şöyle sağa sola saçma salak yerlere lütfen atmayın. Çünkü hayatınızı kurtaracak düzeyde önemli. Mesela şu an düşmanları görmüyorsunuz. Etrafınızda kimse yok. Dediğim gibi sağa sola şu fareleri boş boş atarsanız, atıyorum mesela Pepper sizi görebilir, Milo görebilir, ne bileyim abi Shelly, Fuzi, hep uzakta 3 karakterleri sizi arkadan arkadan önden önden vurabilir. Siz onları görmeseniz onlar sizi görebilir. O yüzden fareleri şöyle yanınıza taşın ki adam bir soğuk atarsa önünüzdeki fare gelir. Arkanızdan atarsa arkanızdaki fare gelir. Bu şekilde attığı mermileri, attığı silahları dojlayabilirsiniz. O yüzden adam görmeden fareleri yanınızdan ayırmayın. Ha şöyle adam gördünüz mesela, yollayın abi fareleri önden. Arkadan da kombolarınızı yapın, saydırın abi. Bak şu adamı ben mesela kovalayacağım. Durmadan atıyorum üzerine kaçtığı için. Takır 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 adamı kovalayabilirsiniz. Fareler önde zaten. Size atlasa bile fareleri gelecek. Atış etse fareleri gelecek vesaire vesaire. Şimdi gelelim diğer olaya. Lui'nin kullanımındaki en güzel, en çok işlevli amacı şu arkadaşlar. Mesela karşınızda Lizzie var. Dur şu adamı da öldüreyim. Lan efsanevi de bunlamış. Karşınızda Lizzie var, yere yumurta bırakıyor. Fareleri yine önden yollarsınız abi. Yumurtaları patlatır veyahut da adam önünüzde kapan kurdu. Kapanları infilak ettirir. Her şeyle fareler gerçekten çok işlevli. O yüzden onları sakin, soğukkanlılıkla çok taktiksel kullanırsanız gerçekten 2000'e de tek başınıza kasabilirsiniz gençler. Her şeyine değindik. Sadece şuna değmedik. Bu karakterin en kötü özelliği, hiçbir şekilde hiçbir karakteri dojlayamıyorsunuz gençler. Atıyorum kafanızda Steve konduysa öldünüz. Allah size gerçekten rahmet eylesin. Yakında sizi bir tane Bruce yakaladıysa abi direkt ya ölü numarası yapın ya da telefonu kapatın. Özellikle Buck yakaladıysa donunuza kadar alacağı için, hele ki sizi bir kere yakalayıp bir kere vurdu halde, dondurdu halde siz hala kaçmaya çalışıyorsanız vay halinize, kafanıza yazıktır. Çünkü karakter çok yavaş olduğu için veyahut da hiçbir şekilde dojlayamadığı için öldünüz abi. Kapatın oyunu. Yeni oyunun başlamasını bekleyin. O yüzden yanımıza kimseyi yaklaştırmamamız lazım. Böyle ucunu bucağını görmediğiniz evlere girerken veyahut da başka yerlere girerken fareleri her zaman önden atmanızda fayda var. Dediğim gibi tuzak olur, adamlar olur, adamlar falan olur. Fareler önden giderekten o tuzakları infilak ettirir, adamlara vurur falan vesaire. Bu şekilde tekrardan çok önemli bir statüde farelerimiz yer alıyor. Bak fareleri atıyorum, arkadan saydırıyorum abi millete. Tamam. Şimdi gençler konuşma bahsini bitirdik. Lui'mizin anlatımı bu şekildeydi. Taktiklerine değindim. Şimdi biraz da bunları oyun alanında göstermem lazım size. Kafanızda daha iyi oturması amacıyla. Gel kardeşim sen şöyle. Bak fareleri attım. Arkadan da vuruyorum. Oo çok kötü sıkıştık. Çok kötü sıkıştık. At abi önden. Bak yine iki kişi arasında kaldık. Klasik Davut Kutlu. Fareleri önden atıyorum. Bak şu Nyx şuradan gelecek. Benim canımı sıkacaktır.
Of çok güzel öldürdük onu. Tamam şimdi şurada diğer adamımız şurada. Zaten o bize gelene kadar ben şöyle fareleri atıyorum. Bize vursa bile bize gelmeyecek, farelere gelecektir. Fareleri durmadan atıyorum arkadaşlar. Şu an adam duruyorsa veyahut sizden kaçmıyorsa fareleri bir kere atmanızda fayda var. Çünkü durmadan atarsanız farelerin kafası karışır ve atıyorum. Mesela bak adamı ben bir kere attım. Daha atmama gerek yok. Çünkü fareler ölse de ölmese de o adamı öldürene kadar durmayacaktır. Bak bir kere attım, fareler vuruyor şu an o adama. Bir kere daha atayım. Bir kere daha atayım şöyle. Tamam şu an kilitlendiler. Fareler gidip ona saldırıyor zaten. Şu an benim hiçbir şey yapmama gerek yok. Şöyle arkadan fareleri atacağım. Adam zaten korkudan intihar edecektir ve intihar da etti. İlk maçımızda kazanmış olduk. Dediğim gibi adam yakındaysa sizle vs atıyorsa fareleri bir kere atmanızda fayda var. İkinci kere atarsanız fareler gitmez veyahut da kafaları karışır veyahut da saçma sapan yönleri gider. O yüzden adamları zaten öldürene kadar o fareler tekrar doğup tekrar ona salacak. Bir kere atmanızda fayda var. Bunu da tekrar altını çizim. İlk savaşımız bu şekildeydi. Anlatarak 6 kill aldık. Şimdi ikinci savaşta sadece bu ilk savaşta anlattığım her şeyi savaşa dökeceğim. Dediğim gibi biraz hızlı konuştum. Çünkü anlatılacak çok taktiksel bir karakter olduğu için anlatılacak çok şey var bunun. Şimdi anlatma vasfını es geçiyorum. İkinci ve üçüncü savaşta sadece ilk savaşta bu savaşta dediğimi göz önüne bulunduraraktan yaptığım şeyleri siz de dikkatli bir şekilde izleyin ki siz de bu şekilde oynayabilirsiniz. Neyse lafı uzatmadan ikinci savaşa geçelim. İkinci savaşta görüşürüz. İkinci savaşımız da başladı dostlar. Şimdi savaşa geçelim. Şöyle ilk yüzyılda savaşımız başladı. Şimdi bir yandan da şeye değinmek istiyorum. Yani şimdi bazı arkadaşlar şey diyecektir. Abi ne kadar konuşuyorsun lan sen, ne gereksiz insansın vesairedir, başımızlar diyorsun. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki bu oyunu oynarken bazen değil genelde teferruatlı bir anlatım seçiyorum. Çünkü gerçekten hepinizin çok çabuk tecrübe sahibi olup bu oyunda bir yerlere gelmenizi istiyorum. Yani oynarken zevk almanızı istediğimden, karakterle çok çabuk bütünleşmenizi istediğimden biraz teferruatlı anlatımı seçiyorum. Bu biraz başınızı ağrıtabilir ama şu an şöyle bir düşünün. Yani bir kaybederken başınızın ağrıması var sinirden. Bir de anlatımdan başınızın ağrıması var. Tabii hangisi size doğru geliyorsa o da sizin tercihiniz olsun. Özellikle bu karakteri anlatırken biraz da anlatım üzerine durun. Çünkü gerçekten Louis karakterini yaratırken bile adamlar şey demiş yani. Bu karakter tamamen taktik ve tecrübe üzerine kurulu bir karakter. Ya oğlum bir git benden. Ya kimse böyle elini kolunu sallayıp lan bugün de canım Louis'u oynamak isterim falan deyip bu karakteri oynamaz. Çünkü oynayamaz. Çok zor bir karakter. Ben size şey diyebilirim. Bak kardeşim fareleri şuraya atıyorsun, şuraya atıyorsun. Hop pazartesi gelip fare olarak işe başlıyorsun diyebilirdim. Ama demedim. Yani hepinizi sevip sayıyorum. Hepinizi çok güzel yerlerde görmek isteyen biriyim. O yüzdendir ki bazen teferruatlı yani detaylı anlatıma kaçabiliyorum. Bu da sizin tamamen gelişiminiz için. Bunun altını çizip o gereksiz insanlara cevap niteliğinde söyleyeceğim. Şimdi rakiplerimiz güçlü. İsimlerden dediğim gibi çok tanıdığım adam var. O yüzden biraz safe oynayacağım. Şuralarda takılacağım. Alan bana doğru geliyor. Millet biraz birbirini yesin. Sağlıklarını falan harcasınlar. Çünkü yayın falan çok da iş görecek düzeyde değil. Bir gelsinler abicim. Yaklaşsınlar. Zaten hepsinin icabına bakacağız birazdan. ...11 kişi kaldı. Bak birisi geldi. Bak mesela 9 seviye adam bile sizin içinizden geçebilecek düzeyde bir karakter oynuyorsunuz. Kaçtı mı lan o? Nereye kaçtı? Yukarı kaçmış. Of tuzağımıza yakalandı ya. Vallahi bina şu. O yüzden dedim gibi arkadaşlar hiç kimse bu karakteri rastgele alıp da ben bugün bu karakteri oynayacağım diyerek de çıksa bile başarılı olamaz çoğunlukla. Çünkü bak 7 level adam bizi biçerdi yakınımıza girse. Of 14 seviye. Aman abicim. Tek yedik. Bitti bu oyun. Şu şekilde belki bir şey yapabiliriz sana. Geleceğim mi? Nereden geleceğim? Bir de o var. O adam bizi görüyor. Her türlü bizden avantajlı durumda. Ben şuradan yavaş yavaş yandan yandan kaçayım abi. Aha alan öldü. Of çok güzel öldürdük lan alan onu. Şu oyunu şuradan çevirirsen var ya gerçekten helal olsun bize. Çal içinde hiç durmamam lazım aslında ama. Hadi hayırlısı. Nerede öldü o herif? İntihar mı etti? Şu an ben bile heyecanlandım yani. Karşımda 14'ler 15'ler var. Canım yok. Çok kötü durumdayız. Yarısı sesi alıyorum. Tamam. Bug'a girmiş demek ki. Millet hala birbirini yemeye devam ediyor. Şu an tamamen oyunda fokuslanalım arkadaşlar. O yüzden çok da konuşmayacağım. Haberiniz olsun. Vay kahpetör seni. Şöyle şunlar da yanında dursun bakayım.
Bir tane Fuzz var, bir tane Leri var, bir tane Nyx var. Bir de Pepper varmış. Pepper'ın olması çok kötü oldu. Umarım Molotov bombası yoktur. Bu da çok düşük bir detay. Agacım, yiyin birbirinizi. Son 3. Evet, onu da biz öldürdük. Büyük ihtimal öleceğiz. Yapacak çok da bir şey yok. Adam çünkü gerçekten sağlam bir arkadaşımız. Bu savaşı büyük ihtimal kaybettik gençler ama ben her halükarda yükleyeceğim bunu. Çünkü gerçekten evet, arkadaş kazandı. Bu arada tebrik ediyorum çünkü gerçekten hak etti. Bu arada devam ete basalım. Birazdan son savaşımıza gireceğiz. Tabii ki de biz de her zaman yenmiyoruz. Ara sıra yeniliyoruz. Genelde bunları faillere koyuyorum, yenildiğim savaşları. 10 savaştan maksimum ikisini kaybediyorumdur. İkisini de faillerde görürsünüz zaten. Şimdi 3. ve son savaşımıza geçelim. Son savaşta bakalım biz neler bekliyor. Lui hakkında değindiklerimi iyice göz önünüzde canlandıraraktan arkadaşlar. 3. savaşta da kendinize bütünleştirebilirsiniz karakteri. Şimdi 3. ve son savaşımıza geçelim. Sonra da videoyu kapatırız. O zaman 3. savaşta görüşürüz. Evet, son savaşımız da başladı arkadaşlar. Bu arada sesim biraz kısık, kusura bakmayın. Gecenin bir yarısı. Size video yetiştirmek için videoya oturdum. Tekrardan kusura bakmayın, sesim biraz kısık geliyordur şu an. Bu arada aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim de aradan çıksın, sonra full oyuna fokuslanacağım. Yakın bir zamanda YouTube'da canlı yayınlara başlamak istiyorum tabii, sizlerin destekleri doğrultusunda. Güzel güzel sohbet muhabbet ederiz, oyun oynarız, turnuva yaparız, takılırız, sup oynarız. Ödüllü ödüllü challenge'lar yaparız falan filan. O yüzden isteyip istemediğimizi yorumlarda belirtin. Ama dediğim gibi hemen olacak bir şey değil. Çünkü şu sıralar maddi zorluk yaşıyorum. Mikrofonu falan eksik. Onları temin eder etmez canlı yayınlara başlayabiliriz. Aklınızda bulunsun. İlk 3'e girersem yine bu savaşı da atacağım. Çünkü oyun gitgide artık saçmalamaya başladı. Yani eskiden nasıl diyeyim, hep denginize göre rakipler gelirken çoğu zaman. Artık şimdi gerçekten 10 girseniz 16. Yani herkesin yaşadığı ve oyuna bıraktığı sorunlar hala devam ediyor. Ben 1,5 senedir yaşıyorum. Adamlar durumu daha kötüle nasıl kötüleştirebiliriz diye düşünüyor galiba. Çünkü baksana abi, ne yapacaksın bu adamlara? Yani ya bayrak çekeceksin, ya bayrak çekeceksin ya da tanıdığın olacak, yoksa ölürsün abi. Baksana bu adama ben ne yapayım? Neyse, bazılarını tanıyorum en azından. Bir gözümüz kör, bir kulağımızı sağır etmezsek bu oyuna tutunamayız. Şu an tamamen oyuna fokuslandım arkadaşlar. Gecenin yarısı. Vur oğlum şuna ya, vur şuna ya. Bak bana vuruyor. Sen uyuyorsun orada. Adam adam. Vallahi helal olsun. Ben seni yakınlaştırır mıyım sence? Sen de vur aga. Aslan aslan. Güzel ikili olduk vallahi, helal olsun. Şuraya ben bir Fire in the Hole sallayayım. Onu da çok güzel öldürdük. Hohohoho. Yiyin lan birbiriniz, hiçbir şey yapmıyorum. Ne haliniz varsa görün. Aga ben köşede izleyeceğim. Bana karışmayan yılan bin yaşasın. Hiç umurumda olmaz. Alabilir miyiz bu herifi? Zor ama imkansız değil, işte o var.
Aha vallahi aldık arkadaşlar. Gecenin bu vakti 15'lerin 16'ların arasında sahaya çıkarak bu maçı da kazandık. Dediğim gibi karakter gerçekten 16'lara diz çöktürecek. O kadar sağlam nitelikte bir karakter. Şöyle bir ana menüye dönelim. Vallahi tekrardan kusura bakmayın, gecenin 3.30 falan video yetiştirmem lazım. Toplayayım şunları da. Evet gençler, videomuz bu kadar. Umarım öğretici, yardımcı olabilmişimdir. O zaman yavaştan kapatışla geçelim videoyu. Bu videomuz bu kadardı. Daha çok bu videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup zil bildirimleri açıp videoya da like atabilirsiniz. Şu an köşede çıkan kutulara tıklayarak da çektiğim bir önceki videoları gidip eğlenip öğrenip kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Esenle kalın. Bay bay.